İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi 15 vekil verip 13 ilçe başkanı almak. Aslında CHP gündeminden uzak duracağıma dair kendime söz vermiştim. Gazze'ye bombalar yağarken, Dilan ve Engin Polat'ın iş yerleri basılırken, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında deve dişi gibi emniyet müdürleri açığa alınırken CHP bizi kendisiyle meşgul edecek gündemler yaratabiliyor. En son gelişme şu, Kılıçdaroğlu Deva Partisi'ne 15 milletvekili verip eski ortağından 13 ilçe başkanını transfer etti. Bir hesap uzmanı için berbat bir pazarlık olduğuna hiç kuşku yok. Ve bu ilk değil. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ikinci turda oy desteğini alma karşılığında 3 bakanlık ve miti vermeyi taahhüt etti. Özdağ ile gizli protokolü imzalarken partisine ve altılı masaya haber vermedi. İkincisi, Kılıçdaroğlu Eylül ayında Akşener'in danışmanı ve İyi Parti'nin Bursa milletvekili adayı İbrahim Alagöz'e rozet taktı. Hatta Alagöz, CHP'ye geçmeden önce Akşener'e giderek, Kılıçdaroğlu bana Nilüfer Belediye Başkan adaylığını teklif etti. Ben de kabul ettim dedi. İki aydır görüşüyorlar. CHP şimdi de Deva'nın İstanbul örgütünden 8'i mevcut, 5'i eski olmak üzere 13 ilçe başkanını transfer etme girişimiyle çalkalanıyor. Devalılarla CHP arasındaki temas iki ay kadar önce kuruldu. Temasın CHP ayağında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Deva ayağında ise Esenyurt ilçe Başkanı Halis Kahriman var. Bu görüşmelerde Deva'nın ilçe başkanları partilerinden istifaya ve CHP'ye katılmaya karar verdi. İddiaya göre eski CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in organize ettiği ilk buluşma 20 Ekim'de Kahriman'ın Esenyurt'ta yaptığı Empire İstanbul adlı rezidansta gerçekleşti. Kılıçdaroğlu yanında Tekin ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik'le kahvaltıya geldi. Kahriman'la beraber Deva'nın İstanbul'daki 12 ilçe başkanı hazır bulundu. Kahvaltıda Devalılar dışında isimler de katıldı. Kılıçdaroğlu'nun programında bu etkinlik kanaat önderleriyle buluşma diye geçiyor. CHP'li belediye mühürlenmiş. CHP İl Başkanı Çelik kahvaltıya giderken katılımcılar içinde görevdeki ilçe başkanları var. Bizden aday olmak istiyorlar diye uyardı. Kılıçdaroğlu dinleriz diye karşılık verdi. Çelik, Empire İstanbul'un kaçak olduğunu ve CHP'li Esenyurt Belediyesi'nce mühürlendiğini de ekledi. Ancak yaptığı itiraz sonuçsuz kaldı. Devalılar kahvaltıda kendilerini tanıtarak partilerinden ayrılıp CHP'ye geçmeyi düşündüklerini söyledi. Kılıçdaroğlu dinlemekle yetindi. CHP'liler kahvaltıdan sonra bir grupla daha görüştü. Bu grupta gelecek partili bir siyasetçi de vardı. Beş gün sonra 25 Ekim'de istifa etti. Kılıçdaroğlu Şahin'i aradı. Hem bu istifa hem de Kılıçdaroğlu'nun kahvaltı çıkışında çekilen fotoğrafı Deva Genel Merkezi'ne bomba gibi düştü. Deva Sözcüsü İdris Şahin Twitter'da yazık, yakışmadı Kemal Bey diye yazdı. Babacan görüşmeden haberdar olmadığını ifade ederek Kılıçdaroğlu'ndan açıklama beklediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Şahin'i aradı. İddiaya göre kanaat önderleri buluşması diye davet edilmişlerdi. O nedenle gittim dedi. Şahin, ilçe başkanlarımız sizlere kendilerini takdim etmiş diye vurguladı. CHP lideri transfer olacak olsaydı Ali Can'la istişare eder, ona göre hareket ederim. İstişare etmeden partiye kabulümüz olmaz dedi. Şahin, bana yaptığı açıklamada Ali Bey görüntüleri izleyene kadar inanamadı. Bu kadar itimat etmiş diyor. Şahin şunları söylüyor. Bu arkadaşlar kendi teşkilatlarına bizleri belediye başkanı ve meclis üyesi olarak değerlendirecekler diyor. Sadece deva yoktu. Ardından Gürsel Tekin'i aradım. Devalılarla buluştuğundan Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı diye sordum. Dedi ki, tabii ama kanaat önderleri de vardı. Sadece devalılar değil. Tekin, masanın iki aydır sürdüğünü, kendisinin sadece kahvaltıya katıldığını belirterek şunları söyledi. Duygusal olarak partilerinden kopmuşlar ve gelmek istiyorlar. Alırsınız almazsınız, bu sizin tercihiniz. Tekin, CHP liderinin babacan ve devaya ayıp olur dediğini ileri sürüyor. Devalı kahriman kahvaltıda istifa edici izlediklerini, Kılıçdaroğlu'nun ise hayırlı olsun diye karşılık verdiğini kaydediyor. CHP'ye mi geçeceksiniz diye sordum, şunları söylüyor. 18 Kasım'da safımızı belli edeceğiz. CHP'ye katılma durumumuz net değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Dürüst adam imajını sarsıyor. CHP'nin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirleri elinde tutabilmesi, ittifakları koruyabilmesinden geçiyor. Cumhur İttifakı ortak aday göstereceğini ilan etmişken, CHP'nin altılı masadaki eski ortaklarını karşısına alacak hamlelerden uzak durması gerekmez mi? Üstelik değer mi? Babacan ve Deva'dan habersiz ilçe başkanlarıyla toplanmak ve transfer trafiği yürütmek siyasi etiğe uygun değil. Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs'tan bu yana yaptığı hamlelerle dürüst adam imajını sarstıkça sarsıyor hem zaten devaya 15 milletvekili vermek, karşılığında 13 ilçe başkanı almak mantıklı da değil. Bu işte bir hesap hatası yok mu Sayın Kılıçdaroğlu? İmamoğlu, Kurultay'ın divan başkanlığını yapacak. Kılıçdaroğlu, geçen hafta Elazığ milletvekili Gürsel Erol aracılığıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na haber göndererek, 4-5 Kasım'daki CHP kurultayında divan başkanı olmasını teklif etti. İmamoğlu sıcak baktığını söyledi. Bu gelişme üzerine CHP lideri ve İmamoğlu dün Ankara'da görüştü. Kılıçdaroğlu teklifini yineledi. İmamoğlu, "Ben tarafsız olurum. Hassasiyetlerin farkındayım. Endişeniz olmasın." dedi. Ancak güvenlik ve imza konularında Kılıçdaroğlu ve Özel'in delegasyonuyla bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kurultayı organize etme görevini Erol'a verdiğini vurgulayarak, "Siz müzakere edersiniz." dedi görüşme sonunda İmamoğlu'nun 4-5 Kasım'da CHP kurultayının divan başkanı olmasında uzlaştılar. İmamoğlu çevresi başkanın duruşu ve tavrı net. O konuda geri adım yok diyor. Kılıçdaroğlu kurultaya kazanacağına kesin gözüyle baksaydı İmamoğlu'na divan başkanlığı teklif eder miydi? Bence etmezdi. CHP Genel Merkezi Cumhurbaşkanı adaylığına adının geçtiği ve 14-28 Mayıs'tan sonra değişim çağrısı yaptığı günden bu yana İmamoğlu'na demediğini bırakmadı. İstanbul'u çeyrek asır sonra kazanmış İmamoğlu'na müteahhit, anaplı sağcı, iyi partili, tek adam ve ikinci Erdoğan bile denildi. En son İstanbul İl Kongresi'nde İmamoğlu belediyenin olanaklarını parti rekabeti için kullanmakla, delegeleri işe koymakla suçlandı. Üç haftada ne mi değişti? Değişen şu, İstanbul İl Kongresi'ni değişimciler kazandı ve Özel'in kurultayı alma ihtimali belirdi.